Herkese selamlar, saygılar, merhabalar efendim. Bir Farklı Açıdan programında yine sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 2 haftalık bir aradan sonra, evet, açık öğretim sınavından ötürü 2 hafta bir ara verdim. 2 haftalık aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Değerli bir konuğumuz var. AK Parti Van İl Başkanı Sayın Zahir Sonday'la konuşacağız efendim. Zahir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese hayırlı günler diliyorum. Tutku Radyo dinleyicilerine ve çalışanlarına hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Zahir Bey. Şimdi tabii tanıtımı yaptığımızda özellikle yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi, ayrıca Van gündemini konuşalım dedik ama arzu ederseniz şeyden başlayalım. Meclis bu aralar çok karıştı. İşte kavgalar, gürültüler, birbirini vurmalar ama birinci oylama sağ salim geçti. İkinci oylama var. Burada risk konuşuluyor. Hakikaten risk var mı, siz bir siyasetçi olarak risk görüyor musunuz? Şimdi biliyorsunuz anayasa değişiklikleri anayasaya göre özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi oylamalarında nitelikli bir çoğunluğa haizdir. Evet. Dolayısıyla bu konuda her daim risk olabilir. Mümkündür bu konuda. Ben şuna inanıyorum. Birinci tur oylamalarda bu konuda AK Parti ile MHP üzerine düşeni yaptı ve birçok madde 340'ın üzerinde oyla geçti. Dolayısıyla ben bu aşamadan sonra inşallah bunun geçeceğine, yani ikinci tur oylamalarının da bu şekilde geçeceğine inancım tamdır. Bu çerçevede tabii tedbiri de elden bırakmamak lazım. AK Parti olarak bizim camiamız, bizim grubumuz tedbiri elden bırakmıyor. Titizlikle bütün arkadaşlarımız çalışıyor ve görevlerin başındadılar. Evet. Yasama görevlerini icra ediyorlar. Türkiye için önemine haiz olan, memleketimizin için önemine haiz olan, özellikle Van'ımız için de öneme haiz olan bu değişikliğin bir an evvel geçmesini biz arzuluyoruz. Evet. Şimdi tabii Gezi'den bu yana bir şey konuşuluyor. Hep ileriye dönük, işte bu tarihte bu olacak, bu tarihte bu olacak, bu tarihte bu olacak. Şimdi de bir yaygara çıktı. Birinci oylama tamam ama ikinci oylama da asla geçmeyecek. Siz bunu da anti bir propaganda mı olarak görüyorsunuz, olumsuz etkilemek için mi? Şimdi maalesef Türkiye'nin üzerinde emelleri olan, Türkiye'nin gelişmesini istemeyen kesimler Türkiye'de bir algı oluşturarak ekonomik kriz oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'de bir gerginlik oluşturmaya çalışıyor, toplumsal bir gerginlik oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu konuda toplumsal gerginliğini oluşturduğunuz vakit muamma ve müphem, belli olmayan bir durumla karşı karşıya kaldığınız vakit ekonomik açıdan ve birçok toplumsal açıdan birçok risk taşıyor bu durum. Dolayısıyla gelecekte yani insanların yatırım yapmasını, yabancıların burada yatırım yapmasını önlemeye yönelik bazı çabalardır. Biz bu şekilde algılıyoruz bunu. Ama bu millet, Türkiye'nin milleti bunun üzerinden hep gelmiştir, bunun sesinden gelmiştir, gelmeye de devam edecektir. Benim inancım tamdır. Bakınız nitekim Türkiye'nin üzerinde ciddi anlamda operasyonlar yapıldığı bir dönemde Türkiye'de güvenlik güçlerimiz bu akşam bir şey başardı. Şunu başardı. Rayna'nın katilini, caniyi, o hücre evinde yakaladı ve yakalattı. Şu anda sorguladı. Hem de sağ olarak yakaladı. Bu çok önemli bir gelişmedir. Dolayısıyla bu konuda ben bu milletin birlik beraberliğini muhafaza ettiği müddetçe her şeyin üstesinden gelebileceğine ona inancım tamdır. Evet, hem AK Parti hem MHP bu konuda bu halkın desteğini almıştır. Halk şunu söylemiştir. Evet. Bu başkanlık sisteminde geri dönüş yoktur. Dolayısıyla bir milletvekili de, herhangi bir milletvekili de bu riski göze alarak ikinci oylamada red oyu verebileceğine inanmıyorum. Dolayısıyla Allah'ın izniyle bu algı operasyonları bir tarafa bırakarak yolumuza bakacağız. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bir referandumla birlikte başkanlık sistemi ve Türkiye yoluna devam edecektir. Kimse artık çelme takamayacaktır. Güçlü bir Türkiye ile Allah'ın izniyle dünya karşı karşıya kalacak. Şimdi zaten Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya baktığınızda, Milliyetçi Hareket Partisi liderinin açıklamasına baktığında Devlet Bahçeli, yani bir risk halinde kesin seçim olacak herhalde. Yani geçmeme ihtimali olursa seçim kesin var mı, kapıda mı? Şimdi bütün partiler, siyasi partiler şöyle bir şey yaptı hatırlarsanız. Evet. Seçim vaatlerinde hem 7 Haziran'da hem 1 Kasım'da yeni bir anayasa, sivil bir anayasa vaadiyle yola çıktılar. Evet. Bununla birlikte
Aynı şekilde AK Parti de hem bir sivil anayasa vaadiyle ortaya çıktı, hem de başkanlık sistemi modeliyle vaadiyle halkın önüne çıktı ve bu şekilde iktidar oldu. %50 oranında bir oy alarak iktidar oldu. Elbette ki meclis eğer üzerine düşen vazifeyi yapmazsa, tartışılır hale gelirse bu konuda sivil bir anayasası, anayasa elzemiyet arz ettiği için bu konuda her şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, Devlet Bahçeli'nin anlattığı veşiyle gerekirse seçime de gidilebilir. Halktan korkulmaz çünkü bu işin hakemi halktır. Halk bu konuda karar verecektir. Bu çerçevede ben inanıyorum ki halk önümüzdeki seçimlerde eğer olabilecek bir seçimde bu sefer AK Parti'yi tek başına iktidar yapmaktan ziyade tek başına yeterli çoğunluğu vererek anayasa değişikliğini gerçekleştirebilecek nitelikli çoğunluğa kavuşturacaktır. Yani böyle bir durumda ben seçime yer olmadığına inanıyorum. Zira MHP ile AK Parti şu anda bunu, bu anayasa değişikliğini geçirecektir ve halkın önüne gidecektir. Ya zaten görünürde de çok ciddi bir sorun gözükmüyor evet. gibi. Peki yerelde Milliyetçi Hareket Partisi ile bir diyalog var mı Zahir Bey? Biz biliyorsunuz özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden itibaren bütün siyasi partilerle diyalog içerisine girdik. Özellikle 4 partimizde Saadet Partisi, Hudapar ve MHP ile bu çerçevede biz orada diğer sivil toplum örgütleriyle olduğu gibi, halkımızla olduğu gibi evet. 27 gün boyunca alanlardaydık. Daha sonraki dönemlerde teröre karşı olan mitinglerimize, teröre karşı olan yürüyüşlerimize yine hep birlikte hareket ettik, hareket etmeye devam ediyor. Bu şu anlama gelmesin, yani bizim ilkelerimiz vardır, onların ilkeleri vardır. Herkes bağımsız olarak bu konuda kendi işini, kendi siyasetini yapıyor. Memleket meselesi olunca, vatan meselesi olunca, ümmet meselesi olunca elbette ki vatanını, milletini seven, insanını seven kesimlerin bir araya gelmesinde herhangi bir beis yoktur, sakınca yoktur. Biz her şekilde diyaloğa hazır olduk, hazır olmaya devam edeceğiz. Yani bu birliktelik 15 Temmuz'dan bugüne devam ediyor. Şimdi genelde merkezler karar alıyor Zahir Bey, yereller bunu uygulamaya çalışıyor. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi kesin bu işin arkasında. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yeni anayasa geçecek. AK Parti bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ama Türkiye'de de bakıyoruz ki çok ciddi saldırılar oluşmaya başladı. Şimdi siz bunu hakikaten buna mı bağlıyorsunuz? Yani sırf bu sistem çıkmadı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sokağa da davet ediyor. Birazdan onu da konuşacağız. Şimdi Salih Bey, özellikle biz Türkiye'nin üzerindeki oynanan oyunları aslında bugün görmedik. Tarih boyunca hep böyledir. Fakat evet. son dönemlerde özellikle sizin de az önce belirttiğiniz gibi Gezi olaylarından beri çeşitli darbe girişimleri söz konusudur. Bunlara darbe dememek mümkün değil. Hepsi darbe. Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan 17 Aralık darbesi, akabinde hükümetimize karşı yapılan çeşitli darbeler ve en nihayetinde 15 Temmuz darbesiyle birlikte ellerinden gelen bütün gayretleri sarf ederek bu konuda maalesef 250'ye yakın şehit verdik. 2000'in üzerinde gazi ile evet. Ama halk sağduyulu davrandı. Halk bunlara karşı muazzam bir mücadele verdi. Van da muazzam bir mücadele verdi. Bu yetmedi. Ondan evvel ve ondan sonra PKK üzerinde bu çerçevede büyük evet. Oyunlar oynandı. Hendek siyaseti bunun en büyük parçasıydı. Hendek siyasetiyle bu işi götürebileceklerini tahmin edenler de yanıldı. Türkiye yine birlik beraberlik içerisinde şehit verdi. Gazi verdi ama milletiyle birlikte bunun üstesinden ne geldi? Bu insanları bu çukurlarına gömdüler. Bu saatten sonra da yine Türkiye üzerinde bana göre evet. oyunların oynanmaması için hiçbir neden yok. Zira herkes kendi görevini yapıyor. Onlar da kendi görevini yapıyor. Emperyal güçler özellikle yerel maşalarıyla birlikte, kullanışlı örgütlerle birlikte evet. bu işi yapmaya devam ediyor. Kullanışlı örgütler diyorum. Eskiden Türkiye bir örgüt vuruyordu bundan 20 sene evvel. Şu anda 3, 4, 5. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Cumhurbaşkanımız o tarihlerden beri bu işi demek ki müşahede etti. Bunun evet. algısını, bu algı operasyonlarını ve Türkiye'ye karşı olan bu çirkin süreci gördü. Şunu söyledi. Topunuz gelin dedi. Peki evet. bunu biliyorduk. Şu anda DAEŞ'ten başlayın PKK'ya kadar, PYD'ye kadar
ve diğer örgütlere kadar herkes şu anda Türkiye'nin üzerinde bir operasyon içerisindedir. Fakat baktığımız vakit Türkiye'ye vurdukça Türkiye halkı birleşiyor. Türkiye'ye vurdukça Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkes'i yek vücut oluyor. Bizim başka gidecek herhangi bir yerimiz yoktur. Bakın Suriyeliler buraya geliyor. Evet. Iraklılar buraya geliyor. Ezidiler buraya geliyor. Bugün Allah korusun Türkiye'nin etrafındaki diğer komşuların herhangi bir yerinde bir çatışma olduğu vakit gelebilecekleri tek yer yine Türkiye'dir. Sığınabilecekleri yer Türkiye'dir. Ama Türkiye'nin ve bu memlekette yaşayan insanların gidebileceği başka yer yoktur. Sığınabilecekleri başka yer yoktur. Onun için vatanlarını korumakla mükellef herkes kendisini görüyor ve bu çerçevede biz bunu 15 Temmuz'da gördük. Şu anda da görüyoruz. Çukur siyasetinde gördük. Bundan sonra da bu işi göreceğiz. Bu çerçevede benim inancım tamdır. Bunlar görevlerine devam edecek bu emperyal güçler. Ama Türkiye halkı da burada kendi görevini yapıyor. Şu anda yek vücut bir şekilde buna karşı direncini gösteriyor. Bunların sonu gelmiştir. Ben buna ona inancım tamdır. 30 yıllık PKK'nın bu terör eylemlerinde baktığınız vakit siyasilere karşı herhangi bir eylem duruşturu söz konusu değildi. Ama son dönemlerde özellikle çırpındığı için artık direkt olarak AK Parti'yi hedef aldı. AK Partilileri hedef aldı. Bu onların sonun geldiği anlamına gelmektedir. Bu konuda ekonomik meseleler hususunda da Türkiye'nin üzerine çok gelmektedirler. Fakat bu konuda biz yıllardır bunu da gördük. Yani Türkiye üzerinde oynanan spekülasyonlar, ekonomisi üzerinde oynanan spekülasyonlar hep oldu olmaya devam edecektir. Önemli olan halkımızın birlik beraberliğini muhafaza etmesidir. Cumhur reisimizin yani Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yolumuza devam edeceğiz ama bu sefer daha güçlü yolumuza devam edeceğiz. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı sistemi diyorsak da esas itibariyle bunun adı tam başkanlık sistemidir. Yani yarı başkanlık değil tam başkanlık sistemidir. Bu başkanlık sistemiyle Türkiye'nin iktidarı daha güçlü olacaktır. Türkiye'nin yasaması daha güçlü olacaktır. Türkiye'nin yargısı daha güçlü olacaktır. Ekonomisi de daha hızlı ve daha çabuk büyüyecektir. Benim buna olan inancım tamdır. Zira buraya baktığımız vakit krallıkla yönetilen bir ülke Türkiye'nin başkanlık sistemini eleştiriyor. Evet. Başkanlık sistemiyle yönetilen bir ülke Türkiye'yi bu konuda eleştiriyor. Ya arkadaşım sen başkanlıkla yönetiliyorsun ve güçlüsün. Peki yani neden bende başkanlık olmasın? Yok sen başkanlık getiremezsin. Başka? Krallıkla yönetiliyor. Türkiye'ye despotluk gelecek diyor. Sende krallık var ama. Çok ilginç. İngiltere krallıkla yönetiliyor. Danimarka krallıkla yönetiliyor. Hollanda krallıkla yönetiliyor. Birçok Avrupa ülkesi krallıkla yönetiliyor. Japonya krallıkla yönetiliyor. Burada esas itibariyle bizlerin bir de bir şey rejim meselesi söz konusu. Bilmiyorum girecek misiniz ona bilmiyorum. CHP, HDP bu sisteme karşı çıkıyor. Ve sistemi bir rejim meselesine dönüştürmek istiyorlar. Şimdi rejim dediğiniz vakit dünyada cumhuriyet rejimi vardır. Evet. Krallık vardır. Bununla birlikte diğer rejimler vardır. Şimdi Türkiye 1923'te 29 Ekim'de meclis kararıyla cumhuriyeti ilan etmiştir. O gün bugündür cumhuriyet devam ediyor. Peki bu başkanlık sistemi nasıl bir sistemdir? Başkanlık sistemi ise bir hükümet sistemidir. Rejim sistemi değil. Bir hükümet sistemidir. Hükümet sistemi iki tane sistem vardır. Bir başkanlık sistemi, iki parlamenter sistem, hükümet sistemleri. Parlamenter sistem parlamentonun güçlü olduğu yerde, parlamentonun hükümeti çıkardığı yerde hakim olan sistemdir. Tabii. Şu andaki gibi. Bakınız bizim parlamentomuz 82 anayasasına göre. Parlamento seçimi yapılır. Parlamento seçimi yapıldıktan sonra kendi içerisinde hükümeti seçer. Yani hükümet dolaylı olarak halk tarafından seçilmiş olur. Doğrudan tabii, değil. Tabii. Ne oluyor? Parlamentoyu seçiyoruz. Milletvekillerini seçiyoruz. 550 milletvekili bir araya geliyor. Kendi içerisinde bir hükümet çıkarıyor. Güven oyunu veriyor. Onlara gen soruyla veyahut da işte güven oylamasıyla hükümeti kuruyor. Bakanlıkları kuruyor. Başka ne yapıyor? 82 anayasası. 82 anayasası şunu da yapıyor. Cumhurbaşkanını da kendi içinden çıkarıyor. Evet. Her ne kadar 2007 yılında bir değişiklik olduğu halk tarafından cumhurbaşkanımız seçilecekse de esas itibariyle parlamenter sistemde cumhurbaşkanlığı, başbakanı, bakanları, hükümeti, icranın hepsini
parlamento kendi içerisinde çıkarıyor. Yani halkın direkt iktidarı değildir, dolaylı evet. iktidarıdır. Fakat burada başkanlık sisteminde ise halk iki ayrı kesimi seçiyor. Bir yasama meclisini yani parlamentoyu seçiyor. İkincisi ise halk yürütmeyi. Doğrudan yürütmeyi yani hükümeti seçiyor. Evet. Dolayısıyla hükümet artık parlamentonun içerisinden değil, direkt halkın içerisinden çıkıyor. Halkın oyuyla çıkıyor. Doğrudan bir temsiliyet söz konusudur. Meclis de doğrudan halkı temsil ediyor. Hükümet de doğrudan halkı temsil ediyor. Burada hükümet yani parlamento kendi içerisinde hükümeti çıkarmıyor. Dolayısıyla evet. burada hükümetin geçmiş dönemlere sorumluluğu sadece şeye karşıydı. Meclise karşıyken, Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu hiç yok iken bu sistemde, başkanlık sisteminde veya diğer adıyla Cumhurbaşkanlığı sisteminde halkımız bu konuda direkt olarak Cumhurbaşkanlığı, bakanları ve meclisi sorumlu tutuyor. Herkes halka karşı burada sorumlu. Tabii. Halka hesap verecektir. Tabii. Bunun ötesinde diğer sistemde yani parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğu söz konusuyken bana ihanetin dışında fakat bu sistemde Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu söz konusudur. Tabii. Bunların hepsi getirilmiş vaziyettedir. Dolayısıyla iddia ettikleri gibi bir despotluk, tek adamlık söz konusu değil. Tam tersi halka karşı, mahkemelere karşı, meclise karşı sorumlu olan cezai, adli sorumlu olan bir mekan, siyasi sorumlu olan bir mekanizma. Ya zaten bu tepki, bu karşı çıkış herhalde çok da halkı düşündüklerinden değil yani. Şimdi baktığımız zaman evet detaylarına İngiltere dediniz. Evet. Tamam parlamenter sistem ama iki parti var. Evet. Sadece iki parti var. Biz de diyorlar ki 50 partinin neden meclise girmiyor? Amerika başkanlık sistemi iki parti var. Yani şimdi burada önemli olan istikrardır. Sayın Bey, tabii böyle bu konunun devamını konuşacağız ama bir de Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Diyor ki, milli birlik ve beraberlik aynı zamanda direnç. Şimdi Ankara'dan okuduğumuz vakit Türkiye halen risk altında mı? Şimdi öyle bir bölgede, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki Allah-u Teala burayı bize nasip evet. etmiştir. Bakınız tarih boyunca peygamberlerin geldiği bir Orta Doğu'da yaşıyoruz. Evet. Milletlerin esas itibariyle kültürlerinin doğuşuna sahne olduğu yerlerde Mezopotamya'da. Evet. Bir tarafımız Mezopotamya, bir tarafımız Anadolu, bir tarafımız Kafkasya, diğer bir tarafımız Balkanlar, bir tarafımız Anadolu ama diğer bir tarafımız Orta Doğu. Bir tarafımız Avrupa, bir tarafımız Asya, bir tarafımız Afrika, bir tarafımız Karadeniz, bir tarafımız Akdeniz, bir tarafımız Hazar Havzası'na doğru gidiyor. Evet. Böyle bir ortamda, böyle bir yerde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu toprakların bedeli çok ağır oluyor. Ağır oluyor. Böyle bir dönemde böyle bir coğrafyada yaşadığımızın bedeli maalesef tarih boyunca hep ödedik, ödemeye devam ediyor. Devam ediyoruz. Bu çerçevede ben risklerin her zaman Türkiye üzerinde evet. olabileceğini düşünüyorum. Fakat Türkiye, tekrar söylüyorum, halkıyla, hükümetiyle, meclisiyle birlik beraberliğini muhafaza ettiği sürece ve kendi içerisindeki o dahili bedbahtlar dediğimiz kesimleri de bertaraf ettiği sürece Allah'ın izniyle bizi kimse tutamaz, yolumuza devam edeceğiz. Tarih de buna şahittir. Bakınız Osmanlı İmparatorluğu dönemine baktığımız vakit medeniyeti bütün her tarafa yaymış ama sömürgeciliği götürmemiştir. Evet. İngiltere işgal ettiği yerlere sömürgeciliği götürmüştür. 30 yıl veya 10 yıl kaldığı yerde şu anda ana dilleri Pakistan'da yani resmi dilleri İngilizce. Bangladeş'te öyle. Hindistan'da öyle. Bize öyle bir durum söz konusu değil. Bak biz Suriye'de 5 sene kalmışız. Biz Mısır'da bu kadar kalmışız. Biz Balkanlar'da bu kadar kalmışız Tabii. ama sömürmemişiz. Biz doğru bildiğimiz yolda. Bize tarihimizden aldığımız o medeniyet kültürüyle yolumuza devam edeceğiz. İnsanlığa her daim hep birlikte medeniyet götüreceğiz. Fakat hiçbir şekilde onlar üzerine zulüm naraları atmayacağız. Buna mukabil olarak da biz şöyle 80 yıla baktığımız vakit veya öncesine baktığımız vakit bu bölgede hep risk olmuştur, olmaya devam edecektir. Tekrar söylüyorum, güçlü olabilmemizin yegane yolu da birlik beraberimizi muhafaza etmekten geçer.
Evet, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmekten geçiyor. Şimdi tabii yerelle ilgili sorular var. Onlara birazdan geçeceğiz. Zahir Bey, bu mecliste ilgili son bir iki soru da sorayım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokrasi Partisi buna şiddetle karşı çıkıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi halkı sokağa davet ediyor. Niye karşı çıkıyorlar sizce? Evet, neden karşı çıkıyorlar? Ben size şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız dedi ki ya biraz çalışın siz de Cumhurbaşkanını aranızdan çıkarın. Evet. Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız bunu söyledi ama bunların korkuları şu. 60 sene bunlar artık bu saatten sonra iktidar olamayacaklarını bildikleri için şu anda karşı çıkıyorlar. Ciyak ciyak bağırıyorlar. Evet. Meseleyi bir rejim meselesine, bir ayaklanma meselesine, bir savaş meselesine, hatta ağızlarından kan çıkıyor. Ya daha şeyler başlamadı, görüşmeler başlamadı, göreceksiniz muhalefetimizi. Muhalefet neymiş? Halkın kürsüsünü kırmak. Muhalefet neymiş? Evet. Affedersiniz, milletvekilimizin ayağını dişlemek. Çok ilginç bir şey. Hakikaten ilginç bir şey. Muhalefet neymiş? Burnunu kırmak milletvekilinin. Muhalefet bu değildir. Evet. Milletin, eğer vekiliysen milletin sesine kulak vereceksin. Ona göre muhalefetini yapacaksın. Şimdi burada işte bakacaksınız. Gerçekten bu başkanlık sistemi faydalı mıdır, zararlı mıdır? Evet. Karşı çıkanlara bakacaksınız, gerekçelerine bakacaksınız. Karşı çıkanlara baktığınız vakit halk şunu diyecektir. Demek ki bu faydalı bir sistemdir. Zira koalisyon sistemlerin olduğu bir dönemde, bakınız daha çok uzun değil. Bundan yaklaşık bir sene evvel, 7 Haziran seçimlerinden sonra %45'in üzerinde bir oy aldık. AK Parti evet. olarak tek başımıza iktidar olamadık. 5 ay boyunca hükümet kurulmadı. Kaos çıktı. Evet. Ve şu anda bazı olayların veyahut da bazı ekonomik sıkıntıların altında o dönem yatıyor olabilir. Birileri bunu istiyor. Peki o zaman ne vardı? Bakınız %12-13 ile evet. HDP çıktı, dedi ki ben seni başkan yaptırmam. Ben iftarı da yaptırmam. Ben Türkiye'yi kaosa sürüklerim. Ben çukur siyaseti güderim dedi. Eline bir koz geçti ya, hükümeti kurdurtmayacak. Evet. CHP de aynısını yaptı. O dönem MHP de aynısını yaptı. Ve Türkiye'de bir kaos meydana geldi o dönemde. İşte o zaman bir umutları vardı. İktidar olma umutları, koalisyon da olsa. CHP'nin, HDP'nin bu saatten sonra artık iktidara gelme umutları kalmadığı için bu sisteme karşı çıkıyorlar. Halk bunlara müsaade etmeyecektir. Göreceksiniz. Burada artık bu başkanlık sistemiyle birlikte o özellikle koalisyonlu günler geride kalacaktır. Evet. Halkın iktidarı başa gelecektir. 5 yılına seçilecektir ve Türkiye'yi güçlü kılacaktır. Amerika baktığınız vakit, seçildiği vakit gidinceye kadar kim olursa olsun sistemin kendisi güçlü olduğu için yoluna devam ediyor. Burada da bu şekilde olacaktır. Dolayısıyla bunların karşı çıkmasının nedeni budur. İktidara gelemeyeceklerini düşündükleri için ve halkın hayrına bir durum değil bunların tutumları, davranışları. Bizim talebimiz şu: CHP seçmeni, HDP seçmeni kendi milletvekillerine bana göre bu saatten sonra şöyle her birisi bir mektup yazsın ya da bir telefon açsın ya da medya üzerinde, sosyal medya üzerinde artık iletişim araçları çok fazla, enformasyon evet. gelişmiş vaziyette, bu çerçevede onlara bir mesaj yollasınlar. Allah aşkına biz de çalışalım. Biz de gelecekte iktidar olalım ama bunu yapmayalım. Bu kötülüğü halka yapmayalım. Yani konuşulmalı, tartışılmalı, doğruysa destek verilmeli, yanlışsa karşı çıkılmalı diyorsunuz. Tabii yaptığınız değerlendirmelere karşı farklı söylemler de var. Şimdi biraz da izninizle yerine geçelim. Şimdi tanıdığımız gazeteci arkadaşların soruları var. Sorularla başlayalım. Abdülhelim Almalı diyor ki başkana hayırlı çalışmalar diliyorum. HDP'nin sözcüsü Ayhan Bilgen referandum karşısında etkin bir muhalefetle hayır kampanyası yürüteceklerini söyledi. Bu konuda AK Parti olarak yerelde nasıl bir karşı kampanya düzenleyeceksiniz? Çünkü bu konu en fazla bizim bölgemizi ilgilendiriyor. Evet. Şunu söyleyeyim. Yani herkes siyaset sınırları çerçevesinde kalarak çalışmasını yapabilir. Buna hiçbir diyeceğimiz yoktur. Evet. Ama biz şunu istemiyoruz. Arkalarına silahlı gücü alarak, PKK'yı alarak, terörü alarak burada siyaset yapmasınlar. O zaman görecekler ki sandıkta halkın kimin yanında olduğu
ve kime karşı olduğunu göreceklerdir. Peki o baskı geçti mi Zahir Bey? Yani o baskı bitti mi? Yani size şunu söyleyeyim. Terörün hiçbir şekilde derler ya kandan beslenir. Korkudan beslenir. Evet. Kaostan beslenir. Terör kaos çıkarmak için elinden gelen bütün gayreti sarf eder ve onların çanakçıları olan, onların damı olan siyasiler de bundan nemalanırlar. Meclise evet. gitmek için. Şimdi terörün ne yapacağı belli değil ama şu anda gördüğümüz kadarıyla ve müşahede ettiğimiz kadarıyla halkın arasındayız sürekli. Sürekli köylerdeyiz, sürekli ilçelerdeyiz. Baktığımız vakit şöyle bir durum söz konusudur. Evet. Bu konuda halk onların gerçek yüzünü gördü. Halk şu anda güvenlik görevlileriyle birlikte. Halk şu anda devletle birlikte onların gerçek yüzünü gördüğü için, hizmet için olmadıklarını gördüğü için, barış için bu iktidara gelmediklerini gördükleri için halk şu anda onlara karşı. Elbette ki onların da seçicileri olacaktır. Ama önemli olan burada o önemli değil. Halk kendi özgür iradesi kime oy verirse versin mesele değildir. Fakat evet. ben PKK'nın da bu anlamda belini kırdığını, HDP'nin de bu aşamadan sonra güçten devşirmediğine inanmak istiyorum. Yani güç devşirmediğine inanmak istiyorsunuz. Şimdi Zahir Bey bir soru daha var. Burada deniyor ki yereller aslında başkanlık sisteminin tanıtımında çok zayıf değiller mi? Yoksa başlamadınız mı? Neler söyleyeceksiniz şimdi, bu konuyla ilgili? Salih Bey soruyu soran arkadaşımız haklı olabilir. Şimdi başkanlık sistemi bugün tartışılmıyor. Bakınız evet. Yıllar evvel yaklaşık 10 yıl evvel Profesör Doktor Özbudun bizim de hocamız oluyor. Evet. Hocamız bir çalışmaya başlattı. Anayasa değişikliği çalışması. Ortak bir çalışma başlattı. O zaman parlamenter sistemin güçlendirilmesi hususunda bir anayasa değişikliği öngördü. Evet. Ve hocamız uzun süre bu çalışmayı yaptığı halde AK Parti destek verdi ama maalesef o dönemde CHP'nin içerisinde olduğu muhalefetin çoğu buna destek vermedi. Bak o zaman neydi? Parlamenter sistemin güçlendirilmesi yönünde bir anayasa çalışması. Anayasa çalışmasıydı. O zaman parlamenter sistemin güçlendirilmesine karşı çıktık. CHP bugün ne diyor? Neden başkanlık sistemi diyor? Getirin diyor parlamenter sistemi güçlendirelim. 10 sene önce biz bunu güçlendirdik. Siz kabul etmediniz. Bugün başkanlık sistemini istiyoruz. Onlar yine muhalefet ediyorlar. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle başkanlık sistemini aslında Türkiye bugün sadece bunu tartışmıyor. Yıllardan evet. beri tartışıyor. Başkanlık sistemi biliniyor. Bilinmiyor da değil. Türkiye uygun bir geçmişi de vardır. Bu konuda sıkıntı yok. Fakat taslağın tarifi belli. Başkanlık evet. sisteminin tarifi belli. Bunu çeşitli platformlarda, medya önünde, basının önünde, radyolarda, televizyonlarda biz hepsini anlattık. Evet. Çeşitli yerlerde siz de anlattınız daha evvelki dönemlerde. Fakat başkanlık Türkiye modeli yani Cumhurbaşkanlığı modelinin şöyle bir durumu söz konusu. Taslak daha belli olmadığı için, daha meclisten geçmediği için kalkıp anlatmak hele hele bizim gibi şu anda yetkin olan insanlar tarafından anlatılması durumunda yarın hilafına bir madde çıktığı vakit çıkabilir. Bu sefer tabii. ya siz 10 gün önce böyle diyorsunuz şimdi bu şekilde çıktı denildiği vakit biz yanılmış oluruz veya yanıltmış oluruz. Bu çerçevede genel merkezimizin bir tavrı ve bir ilke kararı vardı. Meclisten geçmeyinceye kadar buna yönelik olarak herhangi bir panel, herhangi bir sempozyum düzenlenmesi konusunda tavsiye kararları olduğu için. Yani meclisten geçtikten hemen evet. sonra çalışmalar başlayacak. Aslında başlamış şu anda teşkilatlar içerisinde. Mesela dün yönetimimizin hepsine buna yönelik olarak bir briefing, bir çalışma, bir panel verdik. Birçok ilçemizde bunları yaptık. Bütün ilçelerimizde hemen hemen bunları yaptık. Özellikle ben gidip bunları veriyorum. Evet. Fakat bu saatten sonra da bu meclisten geçer geçmez hem genel merkezimizin belirlemiş olduğu takvim çerçevesinde hem de bizlerin takvim çerçevesinde biz bunu halka anlatacağız Allah'ın izniyle. Şimdi yavaş yavaş biraz da yerine geçelim Zahir Bey. Çünkü yerelle de ilgili sorular var. Yeni Şafak gazetesinden Kenan Gül. Selamun aleyküm Salih Bey. Kayyum ile ilgili bugüne dek ciddi bir çalışma görmedik. Başkanın bununla ilgili basın mensuplarının bilgilendirmesi gerekmez mi? İki, mesela 1 milyarlık borç çıktı. Zahir Bey bu konuyla ilgili neler söylüyor, neler düşünüyorsunuz? Evet. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar şimdi ben özellikle kayyum ile ilgili olarak geçmişine bakmak lazım. Şimdi evet. doğal ve normal bir yol değildir. Normal olan seçimle
Tabii. Gelinmesi durumu söz konusu olması gerekir. Fakat HDP belediyeleri veya diğer parti BDP, DP, DBP belediyelerinin bu konuda sınırların dışına çıkarak, evet, mevzuatın dışına çıkarak, anayasal sınırların dışına çıkarak, kanun sınırların dışına çıkarak, hukuk sınırların dışına çıkarak adeta bir çanak tuttu örgüt mensuplarına. Evet. Hizmetin ötesinde her şey yapıldı bu memlekette. Zannedildi ki halkın onlara verdiği mazbata, evet, devletin altına dinamit koymayı da gerektirir şeklinde algı yaptılar. Ben seçilmişim halka hizmet için değil. Bir belediye başkanım şunu söyledi. Ben hizmet vaadinde bulunmadığı için, burada da söylediler, hizmet vaadinde bulunmadığım için size hizmet yapmama gerek yoktur. Evet. Yani ne yaptılar bu sefer? Tespitlere göre, devletin tespitine göre bu devletin kaynakları, halkın kaynakları çarçur edildi. Halka hizmet olarak götürülmesi gerekenlerin hepsi çarçur edildi. Burada devlet kendi sınırları belirlemek zorunda. Bak bir örnek vereyim. Bir gemiye binersiniz, geminin biletini alırsınız. Deryanın üzerinden başka bir ülkeye gitmek istersiniz. Tabii. Orada o biletin anlamı şudur. Sadece ve sadece o gemiye binecek, yolculuk yapacak, karşı tarafa geçecek. Fakat yolcu diyor ki ben bu bileti aldım, bu gemiye hak kazandım. Ben istediğim şekilde burada davranabilirim. Ne yapabilir? Ben gemiyi delebilirim. Ben buradaki insanları öldürebilirim. Ben çukur kazabilirim, geminin altını kazabilirim, su doldurabilirim. Evet. O zaman ne yapar? Geminin içerisindeki diğer yolcular ve kaptan onu bir yere hapseder ta ki selamete çıkıncaya kadar. Şu anda devlet o kaptandır. Halkın gemisini batırmaya çalışan bu belediyelere kanuni çerçevesinde bir el koymuştur. Evet. Kayyum atamıştır. Sen mazbatasını halka hizmet için aldın. Sen halka karşı bunu kullanmak için değil, devlete karşı kullanmak için değil dedi ve şu anda bir hakem rolünde tarafsız devletin kayyumlarını atadı. Devletin kayyumları AK Partili değil. Devletin kayyumları, evet, bu soruyu da soracaktım. Devletin kayyumları bizim partimizin kayyumları değil. Devletin kayyumları herhangi bir partinin kayyumu değildir. Devlet getirdi oraya kendi kayyumunu atadı, kendi adamını. Yani kendi bürokratını atadı. Herkese eşit mesafededir. Dolayısıyla ben halkıma şunu söylüyorum. Bu belediyeler AK Parti'nin belediyeleri değildir. Bu kayyumlar AK Parti'nin belediyeleri değildir. Değil. Özellikle bunu burada derc etmek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Burada elbette ki biz HDP döneminde olduğu gibi bu dönemde de biz hizmetin öncelikli olmasını gerektiğini düşünüyoruz. Hizmetin gelmesi. HDP hizmet yapmadı. Evet. Ama şu anda bizim kayyumlardan beklediğimiz elbette ki hizmettir. Ama gördüğüm kadarıyla kayyumlarımız önceki döneme nazaran çok daha fazla hizmet yapmaktadırlar. Evet. Daha yeni geldiler. Muşahhas gördüğümüz birkaç olay anlatmak isterim ben. Tabii buyurun. Bakınız. Şimdi ben bulunduğum mahallede günlerce, evet, önceki dönemlerde kar yağdığı vakit temizlenmiyordu. Partimin önü temizlenmiyordu. Caddem, arabamla gittiğim caddelerim temizlenmiyordu. Günlerce temizlenmezdi. Biz bir tweet atardık, bir çalışma yapardık, bir basın açıklaması yapardık. Ondan sonra çıkar gelir, evet, bizim partimizin önünü temizlerdi. Ama şu anda gördüğüm şey şu, manzara şu. Kar yağıyor, bir saat sonra bakıyorum çok gürültülü makine sesleri geldi. Çıkıyorum, sokak, ara sokaklar, araçlar geçiyor ve temizliyor. Hmm. Yani ben şunu gördüm. Aa, bu sene böyle bana belediye gelmiş. İlk defa böyle bir şey gördüm. Yani yıllardan beridir burada karlar yağar ama bizim sokaklarımız günlerce temizlenmez. Evet. Ha, bunu görüyoruz şu anda karla. Bir de çok kar yağıyor. Önceki dönemler çok kar yağmazdı. Birkaç sene bir iki sefer kar yağıyor. Ama şu, tabii, anda çok kar yağmasına rağmen kayyumlarımız, ben kendilerine buradan minnettarım, teşekkür ediyorum. Henüz kar yerdeyken karların tümü temizleniyor. Bununla birlikte rutin işler, birçok rutin iş bakıyorum yolunda gidiyor. Devam ediyor. İktidar şey değişikliğine rağmen, yani el değişmesine rağmen bunlar yapılıyor. Birçok zorluk var. Engellemeler konuyor. Bürokrasi, tabii, bürokrasi, memurlar, çalışanlar direniyor, tabii, bazı yerlerde. Ama buna rağmen çalışmalar güzel gidiyor, devam ediyor. Baharla birlikte ben şuna inanıyorum. Bakınız, daha bir ay evvel Melik Gökçe'nin bir açıklamasını okudum. Van'ın iki ilçesinde, üç, dört ilçesinde kayyum atanan
Bir de başka bir ilim iki ilçesinde toplam 50 milyon liralık altyapı ve asfalt ihalesi yapıldı. Barla Manda. Birlik. Tabii tabii. İpek Yolu'nda, Özalp'ta, Erdiş'te, Edremit. Barla birlikte bunlara başlanacak, yapılacak. Çok güzel. Yani kanundan sonra oldu tabii, değil tabii, mi? Hemen yani yaklaşık bir ay evvel. Bir ay evvel bunların çalışmaları başladı. İhalesi de bildiğim kadarıyla yapılmış vaziyette. Ha diğer belediyeler gelip yapacak, hükümetimiz gelip yapacak, kurumlar gelip yapacak, belediyemiz yapacak. Ama maalesef devasa bir borç var. Bakınız az önce borçtan bahsedildi. Evet. Borçla ilgili olarak ne söylenebilir? Burhan Yenigün, bu memlekette Burhan Yenigün'e karşı büyük bir operasyon, algı operasyonu başlattı. Evet. Muazzam bir altyapı yaptı. Bu memlekette onun ekmiş olduğu, dikmiş olduğu ağaçları büyük şehir olmasına rağmen bu belediye sulayamıyor. İpek Yolu'nda gördüğümüz bütün ağaçları o dönemde o yaptı. Karayolların olmasına rağmen. 19 tane ana arter cadde açıldı. 250 kilometre altyapı. 40-50 kilometre devasa ana kolektör hatları. O zaman Van'da yoktu. 2004 evet. Fiyatlarıyla her birisi bir tırına mal oluyordu. Onların hepsi o dönem Burhan Yenigün döneminde yapılan şeylerdir. Piyasa bir borcu vardı. Devlete olan borcun hepsi yapılandırılmıştı. Burhan Bey üzerinde büyük bir oynandı ve devasa bir borç bıraktığı iddiasıyla 10 yıldır evet. ağızlarına koymuşlar, sakız etmişler. Sürekli bunu çiğniyorlar ve dışarıya atıyorlar. Ama arkadaşlar, geçen hafta değil, önceki hafta bizim kayyumumuz bu konuda bir açıklama yaptı. 750 trilyon borçların olduğunu söyledi. Ama daha sonra yapılan bir açıklamayla bazı kalemler unutulmuş. 250 milyarın üzerinde bir borç daha var. Yaklaşık büyük şehrin bırakmış olduğu borç miktarı 1 katrilyon. Ben içeriden bir bilgi aldım Zahir Bey. Sadece bir birimin internet altyapısına ödenen paranın 5 milyon TL olduğunu duyunca hakikaten şaşırdım. Yani bu para nereye gidiyor? Evet, yani 5 milyon bunun hesabının verilmesi lazım. Müthiş bir para yani. Peki bununla ilgili yani aslında kayyum atandıktan sonra da birazcık da bunları kurtarmış oldu. Zira bu adamlar bu borça toslayacaktı zaten duvara, toslamış. Halkın gücüne, kuvvetine toslayacaktı. Hizmet sıfır. Bunların hepsinin tek tek kalem kalem hesabının verilmesi lazım. Evet. Bu kadar pervasızca harcama yapılacak, bu kadar pervasızca paralar aktarılacak ve bunun hesabı verilmeyecek. Böyle bir dünya yok. Bakınız, muazzam bir para geliyor DU genel merkezden. Daha evet. doğrusu merkezi hükümetten. Evet. Yerelde yine kaynaklar vardı. Bu kaynakların hiçbirisi hizmete dönüşmediği gibi 1 katrilyon büyük şehirde borç bırakılmış. Diğer belediyeler hariç. Onları saymıyoruz. 1600 civarında bir belediyede personel varken şu anda 4500 üzerinde bir personel var. Şimdi bununla ilgili bir soru var. Deniyor ki 3 hafta önce belediyelere işçi alındı. Böyle bir şey var mı Zahir Bey? Büyük şehirde işçi alındığını bilmiyorum. Ben de öyle bilmiyorum. Bir şey söz konusu değil. Hayır. Ya ben de yani bilmiyorum. Biz bilmiyoruz ama bizim işimiz değil. Fakat alındığını bilmiyorum. Duymadım. Hatta sorduğum halde böyle bir durum söz konusu olmadığı söylendi. Fakat şöyle bir durum var. Ben bunu burada açıklamak isterim. Evet. Şimdi tabii doldurulmuş her taraf. Rakam nedir ben bilmiyorum yani ama. Yani çok fazla işçi mi var? Tabii tabii. Bunların çoğu da dışarıdan alınmış. Toplam belediyelerin hepsinde 8000'e yakın işçi alınmış. Dışarıdan derken? Personel alınmış. Başka il mi? Başka illerden. Bedel ödeyenler, işte dağda akrabası olanlar vesaire. Bunların yakınlarından alınmış vaziyette birçoğu. Şimdi bu konuda Van halkı mağdur edilmiş. Van halkı bunlar tarafından gerçekten horlanmış, evet. devre dışı bırakılmış ve perişan edilmiş. Belediye sadece hizmet yeri değildir. Aynı zamanda ekonominin lokomotifidir. Evet. Aynı zamanda şehrin gelişmesinin lokomotifidir. HDP Belediyesi gelmeden evvel bir evin, ortalama bir evin fiyatı Van'da 200-300 bin liraydı. Şu anda o evi 150'ye satamıyorsunuz. Demek ki burada HDP demek, HDP Belediyesi demek kaos demektir. Evet. Ekonomide kriz demektir. Çok Van açısından bunu söylüyorum. Çok özür dilerim. Gelen mesajların hemen hemen hepsini siliyorum. Yani bazı mesajlar çok ahlaki değil.
Abdülhelim Almalı diyor ki kesinlikle işçi alınmadı. Sadece kendi aldıkları işçileri kurtarmak için yapılan bir operasyondur diyor. Kenan Gül alınmadı. Böyle bir şey yok. Ahmet diye bir arkadaş yazıyor. Ben Büyükşehir'de çalışıyorum. Kesinlikle Büyükşehir Belediyesi'ne alınan bir işçi yok deniyor. Yok. Bu sosyal medyadan gelen destek. Ha, birçoğunu da sildim. Yani bazı yorumlar keşke kalsaydı ama bazı yorumları silip diğerlerini bıraksaydım çok ahlaki olmazdı. Evet. Çok sert eleştiriler de var. İşkur çok soruyor Zehir Bey. Evet. İşkur hakikaten oradan var mı bir şey? Şimdi işte belediyenin bu Van'ı İşkur'a mahkum etmemesi lazımdı bugüne kadar. Evet. Yani bu kadar insanı dışarıdan alacağınıza Vanlı işçileri layık olan insanları, ihtiyaç sahibi olan insanları almaları durumunda çok daha kaliteli bir şey çıkardı ortaya. Evet. Şimdi bu konuda AK Parti bu depremle birlikte Van'da meydana gelen olaylar nedeniyle bir can simidi gibi geldi. Buraya epeyce bir İşkur üzerinden işçi alımı gerçekleştirdi. Evet. Gönül isterdi ki bu olmasın. İşkur'a insanlarımız mahkum olmasın. Daimi iş olsun. Fakat istikrarın olduğu yerde bu olur. Şu anda cazibe merkezleri kapsamında, Van cazibe merkezleri kapsamındadır. Buraya iş adamlarımızın gelmesi lazım. Yatırım yapması lazım. İşçilerimizin, yani üretimini arttırması lazım. İşçi insanlarımızın oralarda çalışması lazım. Biz bunun peşindeyiz. İstihdam alanlarının arttırılması lazım. Bunun peşindeyiz. Çağrı merkezlerinin, call center'lerinin çoğalması lazım. Bizim şu anda o sebebimizin daha çok gelişmesi lazım. Bu konuyla ilgili olarak insanlarımızın oraya akın akın edip orada yatırım yapması lazım. Biz bunun peşindeyken maalesef HDP Belediyesi bunlara hep destek olmadı. Köstek oldu. Bakınız son dönemlerde Van Güç Birliği platformu söz konusu. Evet. Bütün belediyeler her defasında davet edildiği halde oranın üyesi olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir kayyumun dışında daha evvelki dönemlerde hiçbirisi katılmadı. Katılmak da istemiyor. Zira bunlar Van'ın hayrına herhangi bir şey yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Şimdi İşkur meselesine geldiğimiz vakit İşkur AK Parti özellikle bütün illerde olduğu gibi Van'ımızda biraz daha fazla pozitif ayrımcılıkla deprem nedeniyle bu konuda darda olan vatandaşlarımıza 6 aylığına veya 8 aylığına hatta böyle bir yıla çıktı. Evet, bir yıla çıktı. Böyle bir durum söz konusu. Geçen sene 6000 civarında bir istihdam söz konusuydu. Bu sene henüz 1000-1100 civarıydı benim bildiğim kadarıyla. Geçen sene bir kısmında kura çekildi. Bir kısmını işte orman işletmesi aldı. Bir kısmını müftülük aldı. Bir kısmını diğer kesimdeki kurumlar, kuruluşlar aldı. Bu sene de gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama biz Van'a, Vanlı'yı, İşkur'a mahkum etmek istemiyoruz. Daha kalıcı işler yaptırmak istiyoruz. Ancak geçici de olsa işsiz olan kardeşlerimizin iş sahibi olabilmesi için biz milletvekillerimizle birlikte gerekli girişimlerde bulunduk. Çalışma Bakanlığı tarafından inşallah tekrar Van bir de şey alıyor, göç alıyor sürekli biliyorsun. Yüksek Ova'dan ve diğer kesimlerden. Bunları da göz önünde bulundurarak Van'a biraz daha bu konuda çalışma olanaklarının sağlanması ve iş kur üzerinden bazı olanakların sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah gelir diye düşünüyoruz. Şimdi Zahir Bey, tabii yapılan operasyonlarla algı alan hakimiyeti de değişti. Eskiden HDP hakikaten çok güçlüydü. Burada yani bir söylemi çok rahat yayılıyordu. Birileri diyor ki yani çok zor var hakikaten. Yani ta çoban var, işte benim yazdıklarım var, şu var, bu var. Ama biri çok ilginç bir cümle kullanıyor. Diyor ki Salih Bey siz bugüne kadar hep eleştiren yazı yazdınız. Peki şunu sormak zorunda değil misiniz? Zehir Bey 2016'da hiç mi güzel şeyler yapmadınız? Ben de soruyorum. Evet. Salih Bey gerçekten bu soru güzel bir soru. Tabii ben Türkiye'de siyaset yapmak zor. Çok Van'da yapmak daha zor. Çok özür dilerim. Evet. Lütfen devam edeceksiniz. Tabii birçok soru da bana da bindiriyorlar. Dut yemiş bülbüle döndün. Ben gazeteciyim arkadaşlar. Nasıl yazdıysam öyle de program yapıyorum. Lütfen sizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Buyurun 2016'dan. Evet. Şimdi bakınız 2016'dan önce daha doğrusu 2 Kasım'dan itibaren biz yarın seçim olacakmış gibi tekrar çalışmalarımıza başladık. Hiç durmadık. Önce teşkilatlarımızın iş yapılanmasını bu anlamda güçlendirdik. Eğitim programları düzenledik. Bununla birlikte
bahar aylarıyla birlikte kış aylarında ziyaretlerimiz devam etti. Bahar aylarıyla birlikte biz yaklaşık olarak 2016'nın bahar aylarıyla birlikte biz 630 köyümüzü 20 ekiple gezdik. Tek tek köyleri gezdik. Sorunlarını aldık, dertlerini aldık. 630 bunlar, köyde ulaştınız. Tabii bunların hepsini ilettik mahallelerimize. Şimdiki adıyla mahalle olmuş hepsi. Biz sivil toplum örgütlerinin hemen hepsini gezdik. Biz kanaat önderlerimizin çoğunu gezdik, gezmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte yine birçok defa bakanlarımız, milletvekillerimiz, başbakanımız bana geldi. Onları ağırladık, onları STK'larla, kanaat önderleri defalarca bir araya getirdik. Yine milletvekillerimizle birlikte biz ilçelerimizin hepsini tek tek gezdik. Halkla bürokrasiyi karşı karşıya getirdik. Evet. Köylerle bürokrasiyi karşıya getirdik. Köylerimizin, ilçelerimizin sorunlarını masaya bir gün boyunca yatırdık. Biz il teşkilatları olarak da yine defalarca bütün ilçelerimizi gezdik, halkımızın içerisinde olduk. Biz Yüksekova'dan, evet, Şırnak'tan gelen kardeşi 20 bin aileye tek tek ulaştık. Onlara az da olsa bir hediye ile gittik. 20 bin aile Salih Bey. Yine Konya Belediye'mizle birlikte 6 tır civarında beyaz eşya ve ev eşyası dağıttık. Bununla birlikte yine binlerce çocuğumuza giyim kuşam hediyelerini, çeklerini dağıttık. Bununla birlikte yine kadın kolları üzerinde birçok ailemize ulaştık. Onlara yardımda bulunduk. Aynı şekilde kadın kolları üzerinden özellikle her gece Ramazan aylarında, evet, birçok mağdur ailenin evine misafir olduk. Soframız sofranızdır şeklinde. Bununla birlikte biz bu çerçevede o dönemlerde dezavantajlı grupların hepsine sosyal politikalar il başkan yardımcımız üzerinden, evet, onların bünyesinde birkaç komisyonumuz ve koordinasyon merkezi, yaşlılar koordinasyon merkezi, engelliler koordinasyon merkezi, bununla birlikte birçok koordinasyon merkezi üzerinde bunlara ulaşmaya çalıştık ve birçok kesime, mesela 2-3 gün önce, bunlar söylenir mi bilmiyorum ama, birçok kişiye, engelli kişiye sandalye verdik. Her sene bunları, evet, yapıyoruz. Evet. Bugün bir şey daha yapacağız. Ben bunu özellikle burada belirtmek isterim. Buyurun. Tarihi unutmama adına. Biliyorsunuz 102 sene evvel 1915 senesinde 120 çocuğumuz, kahraman çocuğumuz buradan Hoy cephesine, cephane taşırken hepsi dondu, donarak şehit oldu. Biz onların anısına bugün okullarımızda 120 ihtiyaç sahibi çocuğumuzu belirledik. 120 çocuğumuzu bugün inşallah giyindireceğiz. Evet. Hep beraber bunu yapacağız. Onların anısına bunu yapacağız. Bu faaliyetlerimiz hep devam ediyor. Ve son dönemlerde özellikle. Son 1,5 aydan beridir tekrar bir köy kampanyası başladık Salih Bey. Hı hı. Biz şu anda kar kış demeden, bak bu ay içerisinde 2'şer defa bütün ilçelerimize gittim ben. Hepsine gittim. Halkla bütünleştik. Köylerimize gittik. Şu anda yine ekiplerimiz mahallelerde ve köylerde çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Evet. Yaklaşık 500 köyü gezdik. Diğer köylerimizde bu süreç tarafında gezmeye çalışıyoruz. Yine sivil toplum örgütlerimizi, halkla ilişkiler başkanlığımız tarafından bir kampanya başlatıldı. Evet. Bütün sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç, yani talepleri, Türkiye ile alakalı düşünceleri, yerelle alakalı düşünceleri ve özellikle kendi alanlarıyla alakalı düşüncelerini tek tek aldık. Evet. Bunları rapor haline getirdik. Genel merkezimize ve hükümetimize bunları göndereceğiz. Bu çalışmayı da yaptık, başlattık. Bununla ilgili olarak hiçbir şekilde boş durduğumuz yoktur. Şu anda yine sivil toplum örgütü, köy ziyaretlerimiz halen devam ediyor. Bu hafta sonuna kadar inşallah bunlar da bitecektir. Bunların çalışmaları devam ediyor. Bunun gibi ben çok anlatılacak şey vardır yani faaliyetler, evet, çerçevesinde. Birçok faaliyetimiz söz konusudur. Şimdi bir yolumuza devam ediyoruz. Bir şey daha var. Özellikle, buyurun, ben bunu söyleyeyim. Halkıma paylaşmak isterim. Her ay bizim Sayın Başbakanımızla, bakanlarımızla bir toplantımız olur. Genişletilmiş il başkanları her toplantısı ay. ve daraltılmış il başkanları. Hem bölge başkanlarıyla, hem 81 il başkanıyla, hem de daraltılmış, genişletilmiş dediğimiz vakit özellikle bizim belediye başkanları, yani il belediye başkanları, işte milletvekilleri vesairenin olduğu bir ortamda. Biz başbakanımızla, bakanlarımızla bir araya geldiğimiz vakit iki ayda bir mutlaka ben söz hakkı alır. Van'ın bütün sorunlarını tek tek tespit ettiğim, gazetecilerimizden tespit ettiğim, kamuoyundan tespit ettiğim, sosyal medya üzerinden tespit ettiğim, partililerle tespit ettiğim bütün sorunları tek tek orada dile getirir. Van'ın sorunlarının ne olduğunu anlatır ve çözüm yollarını bulmaya çalışırız. Milletvekillerimiz de aynı şekilde her defasında Ankara'da bunları dile getirir ve çalışmalarını sürdürürler. Şimdi vaktimizi doldurduk.
birçok soru var. Yani alabildiğini evet. Hakikaten soru var. Sadece sorular olsun, soruları, önemli değil yani, soruları okuyacak olsam evet. Hakikaten vakit yetmeyecek. Doğru. Haliyle. Şimdi geriye dönüp baktığınızda iki soruyla kapatalım. Çünkü biriyle ilgili hakikaten çok yoğun geliyor. Bir, Taha Çoban kalsaydı iyi olmaz mıydı? Bir sorum bu olsun. İkinci sorum, geriye dönüp baktığınızda yeni adımlarınızda evet. Ders çıkardığınız eksiklikler var mı? Şimdi Taha Bey bizim kardeşimizdir. Yani, Taha Bey benimle birlikte 60'a geldi. 60'a yakın soru var. Bu Taha konuda. Bey benimle birlikte geldi. Evet. Taha Çoban benimle birlikte geldi. Beraber çalıştık. Emek verdi. Bu teşkilatımızın bir mensubudur. Daha evet. Evvel de yine Gençlik Bulgarı'na görev yapmıştık. Biz bu konuda onunla ilgili olarak bugüne kadar bir aile içerisinde ufak tefek mesele olabilir ama biz onunla birlikte yolumuza devam ettik. Hiçbir sorun olmadığı bir dönemde kardeşimiz bazı açıklamalar yaptı ve bu konuda bizim dışımızda genel merkezimizin tasarrufuyla görevden el çektirildi. Genel merkez mi aldı? Tabii. Genel merkezin tasarrufudur. Bizimle alakalı bir durum değil. Çünkü onlar tarafından atanır. Görevden alma da onlar tarafından olur. Olur. Bu konuda tabii kendi fikridir. Yani ben katılmıyorum onun fikirlerine. Genel merkeze bu konuda katılmadı. Dolayısıyla tekrar bir söylüyoruz. Ne olursa olsun elbette ki onun da sevenleri vardır. Çünkü teşkilatımızda görev yapmıştır. Tabii. Onun teşkilatı bizim teşkilatımızdır. Bizim kardeşlerimizdir. Biz hep kucak açtık gençlerimize. Kucak açmaya devam edeceğiz. Onlarla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Zira bu AK Parti camiası büyük bir camiadır. Evet. Yani daha dün onlarla beraber, önceki gün onlarla beraber 15 Temmuz anısına lise gençliğiyle bir şiir dinletisi yapıldı. Harika bir şeydi, güzel bir şeydi İmam Hatip Lisesi'nde faaliyetleri çerçevesinde. Onun için bu konuda hiçbir sıkıntımız yoktur. Yolumuza evet. Devam ediyoruz. Kendisi tercih yapmış. Yani bu bizimle alakalı bir durum değildir. Bizim, evet. Biz onunla beraber yola devam etmek isterdik tabii ama kendi tercihi bu şekilde, bu yönde oldu. Evet, 50 soruya vermiş cevap bu evet. Oldu. Son sorum da şu olsun. Geriye dönüp baktığınızda, ileriye dönük adım atacağınız zaman ya şunları da yapmasaydık dedikleriniz oldu mu? Şimdi Salih Bey, biz bu süreci yönetirken genel merkez ayağı vardır. Tabii. Yerel ayağı vardır. Milletvekili ayağı vardır. Halk ayağı vardır. Teşkilat ayağı vardır. Şimdi bir de konjektürel durum söz konusu. Tabii. Biz bu süreç içerisinde hatalarımız olabilir, yanlışlarımız olabilir. Tabii. Zira biz 5 hükümet görmüşüz 2,5 yıl içerisinde. 9 defa başbakan bandı ağırlamışız. 9 defa başbakan bandı ağırlamışız. Ben de başbakanı konu kalmış bir radyoyum. 2 defa cumhurbaşkanı ağırlamışız. Evet. Neredeyse her hafta denk gelebilecek bakan ağırlamışız. Genel merkezden misafirler ağırlamışız. Biz 3 büyük kongre görmüşüz. 44 kongre evet. Yakın merkezde Van'da kongre yapmışız. Bunların birçoğu çok zor geçmiş. Başbakan katılmış, genel başkan yardımcıları katılmış vesaire. Dolayısıyla bu yoğunluk içerisinde yaptığımız hatalar mutlaka vardır. Bunları tespit ediyoruz, telafi etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da telafi edeceğiz. Bu saatten sonra biraz daha ben şunu bekliyorum. Bir hareket halkın malı olmalıdır. Halk harekete sahip çıkmalı ki başarıya ulaşabilsin. Evet. Ne kadar güçlü olursanız olun. Ne kadar güçlü olursanız olun. Bu çerçevede bu hareketi halkın hareketi haline getirmek bizim için önem arz ediyor. Bizler bu konuda halkla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Daha çok halkla birlikte olacağız. Daha çok halkın içerisine gireceğiz. Daha çok sivil toplum örgütüyle birlikte olacağız. Daha çok basınla birlikte olacağız. Olmaya devam edeceğiz. Bu biçim için önemlidir. Hareketimiz için de önemlidir. AK Parti hareketi için çok önemlidir. Evet Sayın Bey, vaktimizi doldurduk gibi misafirleriniz de var. Haliyle toparlarsak. Evet Salih Bey, bizi misafir ettiniz. Kısa kısa geçtik her şeyi. Evet, biraz daha detaylandırabilirdik. Yani başkanlık sistemi aslında biraz da benim konumdur. O zaman bir ara sadece başkanlığı konuşalım. Başkanlık sistemi konuşulabilir. Evet. Bu konuda halkımızın da gerçekten eksikleri varsa gidermesi açısından ben söylüyorum. Bizlerin de eksikleri vardır. Biz de gidereceğiz. Kısa kısa geçti. Bize
bu fırsatı verdiniz. Size minnettarız, teşekkür ederiz. Geçen hafta biliyorsunuz çalışan gazeteciler günüydü. Evet. 10 Ocak. Ben herkesin, bütün çalışan gazetecilerin, emekçilerin o gününü de kutluyorum. Onlara bol sağlıklı ömürler diliyorum. Bu çerçevede biz inşallah, tekrar söylüyorum, hep birlikte diyalog içerisinde olacağız. Bizim ortak paydamız, ortak paydamız Van'da Van olmalıdır. Tabii, kesinlikle Van'da Van. Şimdi ne yaparsak yapalım, ne edersek edelim, Van'ın faydasına yaparsak, Van'ın ortak paydasına yaparsak, sınırlarımızı Van belirlerse biz yerelde çok güçlü oluruz. Ülke çapında, ulusalda ise yine ortak paydamız Türkiye olsun. Tabii ki. Yani bireysel çok davrandığımız vakit Türkiye'nin geleceğini düşünmezsek, Türkiye o zaman birilerine yem olur. Bu çerçevede ben özellikle bütün Vanlı hemşerilerime, bütün inisiyatif alan herkese, bütün halkımıza Van ortak paydasında buluşmak dileğiyle hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. AK Parti Van İl Başkanı Sayın Zahir Soğan'da. Konumuz efendim bugünlük bu kadar ve çok ilginçtir. Bir programda bu kadar eleştiri aldığım ilk programı da yaşamış oldum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.